Konya'nın Karapınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde büyük bir gürültü koptu. Gürültünün sebebi gün ağarınca ortaya çıktı. Gürültünün adresi Cafer Şık yaylasıydı. Fatih Şık'a ait olan pancar tarlasında 50 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. İçimdekiyle dilim şu an birleşmiyor. Ama içimdeki şu an burukluk, korku, acı hepsi var. Belki bu tarlayı incelesek, bir jeoradar yapsak, yer radarı yapsak aynı bu şekilde farklı bölgelerde birçok boşluk bulma ihtimalimiz yüksek. Tarla sahibi Fatih Işık korku dolu o geceyi KON TV haberi anlattı. Tarlada, evimde, hayvanımda yatırken hep korkusunu yaşadım. Bir gün çektim. Sadece bunun örtü tabakası çökmüş ama hala hazırda bölgede çok fazla örtü tabakası çökmemiş ama çökmeye meyilli obruk oluşacak karstik boşluklar bulunmakta. Geçen yıl 15 Ağustos'ta aynı obruğun hemen yanı başında 60 metre çapında ve 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti. Geçen yılda yaşadığımdan dolayı birine bir tecrübe oldu. Tecrübe dinmemesi lazım ama tecrübe oldu. Bir önceki yıl hemen yanında yine yakınında aynı şekilde 60 metre çapında ve 40 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu. Bu obruklar her geçen gün ne yazık ki Konya'mızda oluşmaya devam ediyor. Meydana gelen afetin ardından Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan ve afet ekipleri bölgede incelemelerde bulunup güvenlik önlemleri aldı. Obruklarla ilgili olarak AFAD İl Müdürlüğü 2020-2024 yılları arasında 4 yıllık bir obruk duyarlılık haritası çalışması yürüttü. Ve bu obruk duyarlılık haritasına göre ise 20 ana eylem olmak üzere kurumlara dağıtılmış şekliyle toplam 300'e yakın eylem planı belirledi. İşte buradaki oluşan obruklardan da görüyoruz ki bu eylem planlarının takip edilmesi, denetlenmesi ve uygulanması çok büyük önem arz ediyor. Görüntülerin kaydedildiği anda bir anda gürültü koptu. Çünkü bölgede obruk oluşumu hala devam ediyordu. Guldur guldur suyun yere toprağın aşağı inip de suyun havaya fışkırdığına şahit olduk. Yani belki de 10 metre kadar bir havaya patlama gibi, yani resmen bir volkanik dağ patlar gibi patlarcasına hem toprağın indiğini hem suyun fışkırdığını gördük. Sesi duyuyorsunuz, hala çökmeler devam ediyor. Yaklaşık 50 metre derinliğinde, 30 metre çapında olan obruk aslında hemen hızlıca olmuş bir obruk değil. Bu uzun yıllar altta karstik boşluğun ufak gözenekler halinde oluşması, zaman içinde bu gözeneklerin birleşerek büyümesi, boşluğun daha da büyümesi ve günümüze bu şekilde geliyor. Yeni oluşan obrukla birlikte Konya'daki obrukların sayısı da 2200'ü geçti. Doğduğum yer, doyduğum yer, evlatlarıma para kazandığım yer. Bilmiyorum, bu konuda çok çaresiziz. Bölgemizde 100 bin civarında ruhsatsız kuyu bulunmakta ve bu 100 bin civarında ruhsatsız kuyunun kullanacağı suyu da 2 milyar metreküp 35 bin ruhsatlı kuyunun kullandığını hesap edersek düz mantıkla yaklaşık 6 milyar metreküp yer altından rezerv dışından kullanılmaması gereken suyu kullanmaktayız ve bu kullandığımız su da ne yazık ki bize böyle afetleri önümüze getirmektedir.